Herkese merhaba. Türkiye'nin en büyük yenilenmiş ürün marketi Easy Cep. İster garanti ve taksit imkanıyla yenilenmiş cihaz alın, isterse kolayca ve güvenle cihazınızı satın. Adı üstünde Easy. Detaylar easycep.com'da. Voley izleyicileri, Geleceğe Dönüş'e hoş geldiniz. Mustafa Demirtaş'la birlikteyiz. Derbi haftasındayız, derbi konuşacağız. Bugün derbi programı Geleceğe Dönüş'te. Fenerbahçe ile başlayacağız. Kritik oyuncular, oyun tarzı, nostalji de yapacağız tabii ki Geleceğe Dönüş'ün ruhuna uygun olarak. Önce ev sahibi Fenerbahçe ile başlayacağız, sonra Galatasaray'a geçeceğiz. Hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, teşekkürler. Sen nasılsın? Derbi haftası. Evet. Derbide, voleyde hem maç önü hem maç sonu yayını var arkadaşlar. Voleyde maç sonu yayını biter bitmez Voley Plus'ta ikinci yayına başlayacağız. Ben maça gideceğim, maçtan geleceğim. Mustafa ile buluşacağız. Evet. Metin Hoca da olacak. Böyle bir derbi yayını olacak, çok güzel olacak. Voley'de de zaten yine bir derbi kadrosu sizleri bekliyor. Fenerbahçe ile başlayalım. Nasıl bir Fenerbahçe bekliyorsun ya da nasıl bir Fenerbahçe olmalı derbide? Güzel. Şimdi Fenerbahçe'nin oynadığı iki tane formasyon var. Ve bu biraz da oyununu belirliyor. Onlardan bir tanesi Fenerbahçe'yi bence daha çok efektif hale getiren 4-1-3-2. Zaten sezon başından bu yana aslında Jorge Jesus bu formasyon üzerinde daha çok yoğunlaştı. Bu formasyon üzerine forvet transferleri yaptı, orta saha transferleri yaptı. Hatta bek transferi istiyor. Şu anda gündemlere bazı bek oyuncuları var. Ama bazen de Fenerbahçe üçlü oynarken de gördük. Özellikle sert maçlarda üçlüyü daha çok tercih etti Jorge Jesus. Beşiktaş deplasmanı, Trabzonspor deplasmanı, Avrupa'daki önemli Ren maçlarında olduğu gibi üçlü formasyonda tercih ettiği maçlar oldu. Tabii Jorge Jesus'un hangisini tercih edeceğini bilmiyoruz. Bence aşağı yukarı Avrupa döneminde hangi 11 ile çıkacağı belli olmuyordu ya. Artık o aşağı yukarı belli. Maçların temposu biraz daha düşünce, maçların sıklığı daha doğrusu. Fenerbahçe'de daha ideal bir 11'e doğru yaklaştık. Hani Jorge Jesus'un aklındaki birinci adamları daha net görmeye başladık. Ama formasyon nasıl olacak ben de çok merak ediyorum. Sanki yine üçlüyle başlayacak gibi. Yine böyle bir rakibini tartarak başlayacağı, yine daha dengeli bir 3-4-3 ile başlayabilir gibi geliyor bana Jorge Jesus. Rakibi tartarak mı başlayacak diyorsun Fenerbahçe için? Tartarak derken hani dozunda tartma. Hani o klasik baskısını, önde baskısını yapacak ama üçlü formasyon biraz daha güvenli geliyor Jorge Jesus'a. Gustavo'nun alanını daha daraltıyorsun. En güvenli seçenek bu zaten. Hani Gustavo dörtlü savunmada oynattığı zaman alanı biraz daha genişliyor. Ya da Serdar Aziz'in. Üçlü formasyonu alanını biraz daha daraltıyorsun. Ya da oynarsa mesela Icardi daha önce Vegors'a yaptığı gibi direkt kilitleme görevine üstlenebiliyor. Yani direkt 9 numarayı alabiliyor. Çünkü zaten sağında solunda stoperler var. Geniş bir alanda savunmaktan ziyade merkezi kuş uçurtma görevini yapabiliyor Gustavo. Şöyle bir oyunu yine görebiliriz Fenerbahçe'de ama bence Fenerbahçe kendi oyununda yani 4-3-2'de daha efektif. Arao zaten savunmayı üçlüyor top rakibe geçince. Ki bunu çok iyi yapıyor. Top rakipteyken zaten önemli takımlarda artık bu farkı görüyoruz. Top kendisindeyken başka bir oyun oynanıyor. Top rakipteyken de farklı bir formasyonu dönüyor. Hatta Guardiola bunu bayağı şu anda aykırı seviyede yapmaya başladı. Daha önce hani bek oyuncularını sürekli şu anda Ferdi'de gördüğümüz gibi Cancelo'da hani merkez üçüncü bir orta saha gibi oynattığı çok oluyordu ama şimdi Leves diye bir oyuncuyu daha sık oynatmaya başladı ve röportajlarda da çok övüyor onu. Çok yönlü bir oyuncu olmasından bahsediyor. Normalde sağ bek, top rakibe geçince sağ bek. Top City'ye gelir gelmez hemen ikinci orta saha. Rodri'nin hemen yanında yani ikinci bir oyun kurucu gibi oynuyor. Fenerbahçe'deki Arao'nun görevi de böyle oldu aslında bu formasyonda. Top rakipteyken üçüncü stoper, merkez stoper oynuyor. Topu aldığı anda da oyun kurucu 6 numaraya dönüşüyor. Çok netti bu. Bu oyun daha iyi Fenerbahçe'de. Bence de daha iyi. Yani peki şimdi hafta arasındaki maç sonu canlı yayında Metin Hoca şu konu üzerinde yani durdu. Dedi ki bu Fenerbahçe için bir 3 puanlık lig maçı mıdır? Yoksa Kadıköy'deki Galatasaray derbisi midir? Dedi ki Metin Hoca, bence Galatasaray derbisi ise daha coşku sahaya yansır. Hı hı. Daha iyi olur Fenerbahçe için. Şu tartışmaya da buradan geldik. Hem Jorge Jesus hem Okan Hoca karşılıklı birbirlerini evet. destekleyecek şekilde. Bu da bir 3 puanlık maçtır. Her maç gibi buna da aynı şekilde hazırlanıyoruz. Vurgusu yaptılar. Bu bir strateji mi sence? Ne dersin? Olabilir. Yani genelde teknik alanlarda görüyoruz bunu.
Guardiola da az önce bahsetti. Guardiola da çünkü Arsenal'e yetişmesi mümkün değil falan yapıyor. Ne mümkün değil yani belli ki. Yani çok da imkansız görmüyorsun. Yapar teknik adamlar böyle. Lucescu da çok yapardı bunu. Yani biz buradan şampiyon olmayız falan. Hani tam tersi. Bazısı da Mustafa Denizli gibi teknik adamlarda da. Biz kesin olduk. Yani Kalitacı da yapar. O da yapar evet. Hı. Onlarda da tersini. Evet. Hani buna inandırır oyuncularını. 26 puan fark olmuş. Tabii, tabii. Olduk biz şampiyon. Genelde yani zaten gerçek düşüncesini çok fazla belli etmez teknik adamlar. Ya tersini söyler ya da farklı bir şey sahada görürüz. Ama Metin Hoca haklı. Yani Fenerbahçe Kadıköy'de de oynarken ve bu oyunu daha iyi oynarken, tempo oyununu daha iyi oynayan tarafken, yani iki taraf tempolu oynasın derseniz Fenerbahçe bu oyuna hem daha alışkın hem iç saha avantajı var. Çünkü yani tempo seyirciyle birlikte yapıldığında daha elverişli hale geliyor. Ki her iki takımdan bu bölümlerde Galatasaray bölümü de yapacağız. Bir oyun artısı. Yani derbide Fenerbahçe'nin ya da Galatasaray'ın oyun olarak hani oyundaki denge bozucu unsur olarak ne var artı olarak diye soracağız. Kendimize ve size de yorumlarınızı da bekliyoruz. Bir de oyuncu olarak kritik oyuncu ve sürpriz oyuncu kim olabilir artı anlamında. Fenerbahçe'nin bence oyun olarak artısı tempo. Tempo oyunu daha iyi yapabiliyor olması ve bunu kendi iç sahasında seyircisiyle de birlikte harmanlayabilecek olması. Bence de bunu mutlaka Fenerbahçe'nin düşünmesi gerekiyor. Fenerbahçe Kadıköy'de taraftarla birlikte tempo yapmalı diyorsun. Evet yani. Çünkü set oyuna dönerse orada Galatasaray'a daha fazla imkan verirsin bence. Yani tempo yapmak bence Fenerbahçe için daha doğru bir seçenek. Kesinlikle ben de katılıyorum. Yani orada biraz coşkuyu bu maçta dahil etmek lazım, hissettirebilmek lazım. Derbilerde, büyük maçlarda Fenerbahçe daha böyle zinciri varmış gibi oynadı. Bence ona gerek yok ya. Yani Fenerbahçe büyük maçlarda genellikle biraz daha temkinli oynuyor. Hı hı. Aslında hani Jesus'un mentalitesinde de hep şey vardı ya işte hani 3 yesin ama 4. golü nasıl atacağını hesap etsin. Büyük maçlarda da biraz daha onu görsek ben de daha şey olarak evet. Yani futbol sever bir futbol izleyicisi olarak çok daha mutlu olacağım. Bence Fenerbahçe için de daha iyi olacak. Formasyon konusunda sana %100 katılıyorum. Bir de Fenerbahçe Kadıköy derbileri genelde böyle geçiyor. Yani Fenerbahçe kazandığı zaman o bahsettiğin oyunu oynuyor. Ve hatta Fenerbahçe'nin derbilerde çok başarılı olduğu bir periyot var hatırlarsan. Hani en kötü olduğu dönemde bile derbilerde çok iyi oynadığı dönemler oluyor. Orada hep şunu görüyorduk. Kadıköy'deki derbilerde Fenerbahçe Kadıköy oyununu oynuyor. Tempo yaparak, rakibini boğarak sonucu alıyor. Deplasmandaki derbilerde de çok mantıklı bir stratejiyle belirli bölgede alanları kapatıp fırsatları değerlendirip yine istediği sonucu alıyordu. Hani iki tarafı da oynayabiliyordu. Deplasmanda bu oyunu kendi sahasına tempo oyunu oynayabiliyordu. Tam derbi takımı olduğu dönem var. Ve şu anda aslında belki de Jorge Jesus da benzer bir şey yapabilir. Evet şu ana kadar derbilerde deplasmana çıktı. İşte Beşiktaş maçında deplasmana çıktı ve biraz daha dengeli oynayalım seçeneğini işaretledi ama bu kez bence de artık tempo yapma zamanı. İç sahada. Ya Fenerbahçe'nin genetikleri şunu söyler. Kadıköy'de derbi oynarken Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'la büyük takımla da olsa fark etmez. Yani oraya Inter geldi, Manchester United geldi, Fenerbahçe yine her şeyi talep eder Fenerbahçe. Topu da ister, karşı kalede bol pozisyon ister, bol şut çeker, işte taraftarını oley de çektirir, rakip takımın pas yapmasına da izin vermez, taraftar da sahaya baskı kuracak şekilde bir atmosfer yaratır. Fenerbahçe derbide bunu yapmadığı sürece biraz sönük kaldığında işte seriler bitmeye başladı. Bunu evet. Fenerbahçe taraftarla birlikte o atmosferi yeniden yaşatması lazım. Yaşatamazsa derbi Fenerbahçe için riske girer diye düşünüyorum.